Peki şunlara baktığımızda o zaman bir tanım rica edeceğim. Bilim adamı nasıl tanımlanır? Kim bilim adamı? Bilim adamı duyduğu ve gördüğü her şeyi sorgulayan diye tanımlanır. Diye. Peki Osmanlı'da bilim ve bilim adamı var mı? Yok. Şimdi Cum şunu Cumhuriyet Arzideyim ne yaptı? Estağfurullah verirseniz. buyurunuz. Osmanlı'da aslında bir tane, iki tane bilim adamı var ama birinci hikayesini çok bilmiyorum. Birinci meşhur e, sarı Bu e, şeyin Fatih Kütüphanesi. Fatih'e o kadar yakın ki birbirlerine dalga geçiyorlar. Bir keresinde pardon Sarıfet, sarı, lütfü. sarı lütfü. şeyin üstüne çıkmış. Bir mermerin üstüne çıkmış. Kitap alacak. Padişah da orada oturuyor, kitap okuyor. Bakmış. Lütfü ne yapıyorsun sen? Hünkârım demiş. O üstüne bastığın demiş taş. İsa babamızın demiş mezarındandır. Lütfü bakmış gibi dalga geçiyor. Bir başka zaman lütfü tazalıyor kütüphanede. Yine Fatih gelmiş okuyor. Onu da izin alıyor. Fatih'i kucağına bırakıyor. Ne yapıyorsun lütfü diyor padişah. Aman efendim diyor. İsa babamızın kumdağıydı diyor. <laughs> 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 bu <gülüyor> kadar Müthiş. Bu kadar padişahla yakın. Ve bu kadar da parlak zeka. Espri yapıyor. Yani Espri gücü. Bakın var. Adnan adı var. Ve Şerefettin Yaltkaya. Onun bir kitabını Fransızca'ya tercüme etmiştir. Ve Fransa'da yayınlanmıştır. Bende var. Çok anlıyor musunuz derseniz hayır. Otomatikten bahsediyor çünkü. Ona Fatih ölüyor. Tanrı zehirleniyor biliyorsunuz 48 yaşında. Birkaç ay sonra Lütfü idam etti. Neydi? Sultan Ahmet'ti. Bu adam dinsizdir. Peki, Pir Reis'i ne olarak kabul ederiz? Oraya geçmeden Peki, ikinciyi söyleyebilir söyleyin, miyim? Pir Reis'i doğruya bağlayacak tabi, de tabi, için? Tabi, efendim Tabii. Şimdi benim çok iftar ettiğim bir şey, yani reklam yapmak için söylüyorum ama tam reklamda doğru çünkü. İTÜ'nün 1878'deki Bugün rektörü diyebileceğimiz Mühendisane Nazırı Hüseyin Tevfik Paşa, hı hı. Linear Algebra diye bir kitap yazıyor, İstanbul'da yayınlanıyor. iki baskı yapıyor ve kuaternionlara e, e, bir geometri arıyor, dört boyutlu bir şey geometri arıyor. Falan e, Hüseyin Tevfik Paşa için Cahit Arf hocamız dediydi ki el dedi bu adam. İslam'da dedi üç tane büyük orijinal matematikçi var. Bir, Ömer Hayyam. İki, El Haytham. Üç bu adam. Şimdi çok daha acısını söyleyeyim. Ben Linear Algebra Hüseyin Tevfik Paşa Avrupa'da bir hafta buldum. Aldım. Adamın adını duymamışım. Kazım Çeçen Hoca'ya gittim. Kazım Çeçen Hoca'mız hem büyük bir mühendisti. Almanların büyük altın madalyasını aldıydı. Bu Frontinus Gesellschaft'ın Hagen madalyası vardır ki bu hidrolik mühendislerine verilen en büyük ödüldür dünyada. Kazım Hoca orada o kadar iyi bir mühendis. Bir taraftan da birinci sınıf bilim tarihçisi. Ona götürdüm. Hocam kim bu adam? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Ama öğreniriz Bunu söyleyen kaç senelik İTÜ hocası? Adam İTÜ rektörü. Hiç birimiz duymamışız bu adam. Kazım Hoca uğraştı çıkarttı her şeyini. Sicilini, cildi bilmem nesini. Her şeyi çıkardı bu adam. Ha bu adam müthiş bir adam. Ama çölde çiçek yetiştiremez. Dedi. Kaktüs yetişiyor. Ancak kaktüs.